Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Alihi ve ashabihi ecmain. Meyve Risalesi'den 11. mesele. Meyvenin 11. meselesinin başı, bir meyvesi cennet ve biri saadet-i ebediyye ve biri rü'yetullah, Cenab-ı Allah'ı görme. Ve biri rü'yetullah olan iman şecere-i kutsiyesinin hadsiz külli ve cüz'i meyvelerinden yüzer numunelerini Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını sirac-ı nura havale edip külli erkanının değil belki cüz'i ve cüzlerin cüz'i ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. İmanın meyvelerinden. Birisi, meyvelerden birisi, bir gün bir duada, "Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle." mealinde duayı dediğim zaman, herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit, gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Azrail ismini zikrettiğim zaman diyor, herkesi korkutan, titreten Azrail ismini zikrettiğim vakit, gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Demin bak, Azrail, herkes Azrail'den şey yapıyor. Azrail gibi geldi başımıza, dikildi diyor falan. Mesela adam çocuğuna Cebrail, Mikail, İsrafil isim koyuyor da hiç Azrail koyan yok. Halbuki o da bir melek yani. Diğerleri gibi o da Allah'ın vazifeli bir meleği, günahsız bir meleği. Ama can alma vazifesiyle Cenab-ı Hak onu vazifelendirdiği için biz ona karşı bir ürperti hissediyoruz. Üstadımız da diyor ki, ben onun ismini zikrettiğim zaman gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Demek ki biz de gayret edelim inşallah, Azrail'i sevmeye başlayalım böyle. Güzel bir şey yani. Azrail ne yapıyor? Dünya diyor bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Zindanı dünyadan bostanı cinana götürecek olan zahirde vazifeli şahıs kim? Azrail aleyhisselam. Böyle bir Azrail'i sevmek lazım yani. Böyle sıkıntılı bir dünyadan, zindan gibi bir dünyadan, ahirete nispeten zindan gibi olan bir dünyadan, bostanı cinana, cennet bostanlarına götürecek vazifeli bir şahıs olan Azrail'i hakikaten sevmek lazım. Üstadımız da onu şey yapıyor. Azrail namını zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaike-i iman rüknünün, melaikeye iman rüknünün, malum 6 tane imanın esasları var değil mi? Bir tanesi amentü billah. İkincisi ve melaiketihi. Meleklere iman. Melaikeye iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Yani canı. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Allah Allah. İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur.
onu zayi olmaktan ve fenadan, fanilikten ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Emin bir ele teslim ediyorsun onu. Ruhunu Azrail aleyhisselam alıyor. Allah alıyor da yani zahiren o alıyormuş gibi oluyor. Yoksa üstadımız öyle diyor yani. Cenab-ı Hakk'ın diyor meleklerin yardımına ihtiyacı yok. Her şeyi yapan Allah'tır yani. Meleklere ihtiyacı yok. Ama onlar diyor böyle nezaret makamında yani nezaret. O olay, o can alma fiili nasıl oluyor? Onu Azrail aleyhisselam nezaret ediyor. Yoksa canı Allah alıyor. Ya. Evet. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. İnsanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Yani demek ki insan bunu düşünse böyle melekler var bizim yaptıklarımızı yazıyor. O zaman böyle hemen hep sevap işleyeceğiz. Hep iyilik yapacağız ki hemen melek yazıyor, sevap yazıyor böyle. Hatta günah işlediğimiz zaman günahları yazan melek 5-6 saat yazmıyormuş. Belki tövbe eder, istiğfar eder, nadim olur, pişman olur diye yazmıyormuş yani onu. Allah'ın da bir lütfuyla, Allah'ın keremiyle yazmıyormuş. Ama sevap işledin mi hemen yazıyor sevabı. Günahı hemen yazmıyor ki tövbe istiğfar eder de yazılmış olmasın diye. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Rabbimiz bizi ne kadar seviyor, ne kadar acıyor, ne kadar merhamet ediyor. Böyle bir Allah'a bizim nasıl kulluk yapmamız lazım? Ya kardeşler, ne mutlu sizlere böyle bu genç yaşta Cenab-ı Hak sizleri böyle nasip etmiş, bu güzel yere gelmişsiniz. Bunun şükrünü eda etmek lazım, böyle dua edeceğiz. Bunun şükrünü nasıl eda edeceğiz? Şükrü tabi devamlı şükredeceğiz Allah'a. Bir ikincisi, bir de buraya gelirken bir kişi birisini getirecek. Her şeyin diyor şükrü kendi cinsinden olur. Mesela bir araba Allah sana verdi değil mi? Onun şükrünü nasıl eda edeceksin? Arabası olmayan birisine arabanı bindireceksin, derse götüreceksin veya yolda geçerken bakıyorsun adam duruyor orada, otobüs durağında titriyor. Kardeş buyurun ben o tarafa gidiyorum, siz de buyurun, sizi de götüreyim o tarafa doğru. Adam diyecek Allah razı olsun kardeşim, sağ ol, çok memnun oldum falan. Değil mi? İşte bak, o zaman onun şükrünü eda etmiş oluyoruz. İşte biz de madem ki böyle güzel bir yere gelmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etmiş, bu güzel hakikatları duymak bize nasip etmiş, öyle insanlar var ki bunları duyamıyor, duymamış. Ailesinden duymamış, komşusundan duymamış, hiç kimseden duymamış, hep başka şeyler duymuş. Biz o kardeşlerimizi, o duyamayan kardeşlerimizi buraya davet edeceğiz. Davet edeceğiz. Ya gelmez falan, sen gelmez deme. Hüsnü zan edeceğiz. Gelir. Neden gelmesin? Sonra ister gelsin ister gelmesin. Bizim vazifemiz davet etmek. Davet ettiğin an yazılıyor. Cenab-ı Hakk'ın meleği yazıyor. Falan kulun falanını senin yoluna davet etti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah öyle diyor. Üd'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'ize. Benim kullarımı diyor davet ediniz. Üd'u ila sebil-i rabbike. Sebil yol demek. Rabbinizin yoluna benim kullarımı davet ediniz diyor. Allah Allah. Ama bil hikmeti vel mev'ize diyor. Hikmetle, mev'izeyle, güzel yani onun anlayabileceği güzel sözlerle davet edeceksin. Ya. Mesela adam bir kardeşimiz birini bir gün davet etmiş. Sohbetimizi asıl sen onu. Asıl biraz. Bu niye böyle? Ha? Alamam olmuş da benim gibi. Tamam. Bir kardeşimiz demiş ki, bir arkadaşı, biri memur arkadaşını çağırmış demiş, böyle sohbetlerimiz oluyor. Gel demiş, siz de bulunun, dinleyin.
Ne yapıyorsunuz demiş orada? Gündem maddeniz nedir demiş yani. Gündem maddeniz ne? Allah demiş bizim iki tane gündem maddemiz var. Hiç değişmiyor demiş o. Hep o. Gündem maddemiz o demiş. Hep onu işliyoruz. Nedir o demiş? Birisi demiş bu dünyadan ahirete imanla gitmek. İmanla ahirete gitmek. İnancımızı bozmadan onu kuvvetlendirerek Rabbimizin huzuruna imanlı bir kişi olarak gitmek. İkincisi de giderken başkalarını da imanla gitmesine yardımcı olmak. Biz gidiyoruz ya, giderken başkasının da imanlı gitmesine yardımcı olmak. Bu bir yardımdır. Mesela bir kardeşimiz buraya derse getirmesi onun imanına hizmettir. Onun imanına yardım etmektir. Çünkü o burada bak iman dersi dinleyecek. Onun imanının kuvvetlenmesine yardım etmiş oluyor. Öyle. Adam da demiş vallahi güzel bir şey demiş hakikaten madem ki gündem maddeniz bu. Bunda demiş hiçbir menfaat yok, siyasi bir şey değil. Bir çıkarınız yok demiş. Ben böyle bir davete gelirim demiş. Ve gelmiş. Ondan sonra o adam da şimdi arkadaşlarını çağırıyormuş. Gelin beni böyle çağırdılar. Gittim. Siz de gelin. Siz de bir görün. Şimdi kardeşler bir kişi bir defa gelsin buraya. Bir defa gelsin. Kafidir yani. Şuradaki şu cemaati görsün. Buradaki konuşulan sözleri dinlesin. Buradaki okunan hakikatleri anlamaya çalışsın. Elhamdülillah ikinci defa kendisi gelecek. Gelirken de yanında birisini getirecek. Öyle oluyor yani. Onun için insanları davet etmek çok güzel bir şey. Zaten Cenab-ı Hak emrediyor. Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti. Rabbinin yoluna kullarımı diyor davet et ama hikmetle davet et. Güzellikle davet et. Onların anlayabileceği bir tarzda davet et. Ya. Mesela şimdi diyelim ki bir gün ben vapurda oturuyorum. Vapura binmiştim. Böyle İstanbul'a gidiyorum. Mudanya'dan İstanbul'a. Bir Ramazan günüydü. Kevşen okudum biraz. Kur'an okudum falan. Baktım kalabalık bir insanlar var. Dedim ya ben bunlara bir şeyler söylemeliyim. Bu kitaplardan bir şeyler ben bunlara anlatmalıyım. İçimden öyle geliyor yani. Anlatmalıyım. Anlatmazsam kendimi mesul hissediyorum yani. Neden anlatmadın? Bunları sen anlatman lazımdı. Diye sanki bir ses geliyor bana. Nasıl anlatacağım? Bir kişiyim. Yanımda birisi olsa onunla konuşurken bir şase yapıyoruz yani böyle. Elektriklenme oluyor. Nasıl mesela? Nasıl şase yapıyorsun diyeceksin. Mesela diyorum ki yanımdakine ben bu burnuma çok hayret ediyorum. Burnuma çok hayret ediyorum. Yanımdakine. Şimdi adam da diyor ya burnunun neyine hayret ediyorsun diyor. Mesela. Hikmet bak hikmet. Bu burnuma diyorum çok hayret ediyorum. Neyine hayret ediyorsun? Ya diyorum öyle bir burun ki Bursa kadar bir burun olsa bunun yaptığı işi yapamaz. Dünyada ne kadar koku varsa biri birinden hayret ediyor. O kadar harika bir şey. Hem de insanı fiziksel bakımdan bir güzellik veriyor. Eğer bu burnumuz arada bir gitse böyle, bir ay, iki ay gelmese, sabahleyin bir kalkıyoruz, bakıyoruz, burnum yok. Allah, burnum yok. İlk yapacağımız şey ne? Ya bir hocaya gideriz, okuttururuz, ya da bir burun doktoruna gideriz. Ya doktor bey, ben akşam yattım, burnum vardı. Sabah kalktım, burnum yok. Ha diyecek doktor. Yeni bir hastalık çıktı. Burun gitme hastalığı. E nasıl? Bu epey sürer şöyle. Mesela şimdi ocaksa Mart'ın 22'sinde falan burnun gelir. O zamana kadar işte burunsuz idare edeceksin falan. Şimdi yanımdakine ben bunu söylüyorum. Diyorum ki bu burun arada bir gitse ne kadar büyük bir nimet olduğunu bunun anlarız değil mi?
geldiği zaman burnum geliyor işte 10 gün kaldı, 8 gün kaldı, 7 gün kaldı, 6 gün kaldı, 5 gün kaldı, yarın geliyor, eyvah burnum geldi. Bir telefon ediyorum bütün arkadaşlara, müjde burnum geldi. Şimdi tabii adam buna ben konuşurken oradakiler de duyuyor tabii. Herkes tebessüm ediyor falan. Öyle değil mi kardeş diyorum. Çok doğru vallahi diyor abi, düşünemiyoruz diyor falan. Şimdi tabii ben bu burnun meselesini anlatırken adama doğru demiyorum, doğru diyor ama burnundan duman çıkıyor adamın. Ramazan günü sigara içiyor yani. Burnundan duman çıkıyor. Şimdi öbürü sen ne diyorsun kardeş? Çok doğru hakikaten ya, çok acayip bir şeyden bahsettiniz. Gerçekten orijinal bir şey bu falan. Şimdi tabii herkes kulak kabartıyor falan. Şimdi ben desem ki orada kardeşler, muhterem kardeşlerim, hepimiz Müslümanız. Bugün mübarek Ramazan. Bazı Müslüman kardeşlerimiz oruç tutuyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz de oruç tutmuyor, yutuyor. Desem bu söz doğru. Ama her doğruyu söylemek doğru değildir. Bir kaideymiş. Risale-i Nur'da geçiyor. Her dediğin doğru olsun diyor. Her doğruyu söylemek doğru değildir. Şimdi tabii biz artık burundan, gözden, kulaktan anlatıyorum artık diyorum. Bak kulak da burnumuza benziyor. O da kıkırdak ama bu da sesleri alıyor kardeşler. Bakın ne kadar harika bir olay. Çiçeği götürsek buraya hiçbir şey anlamaz. Bak çiçeği burnumuza götürüyoruz. Oh diyor. Telefonu da kulağımıza götürüyoruz. Sesi alıyor. Çiçeği kulağına, telefonu da burnuna götürsen ikisi de bir şey anlamaz. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah kulağı duymak için yaratmış, burnu da kokmak için yaratmış. Onun yarattığının dışında biz onu kullanamayız. Bu bir mucize. Falan böyle. Artık başladık böyle konuşmaya ama herkes dinliyor. O kadar insan böyle vapurun salonunda, hiç kimsenin yüzü asık değil, herkes böyle tebessüm ediyor. İşte kardeşler, her bir ağaç Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyorlar. Kur'an tefsirinde öyle yazıyor. Her bir ağaç Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor. Öyle değil mi? Buyurun diyor. Elmalarımı yiyin. Şeftalerimden koparın. Kayısılarımı alabilirsiniz. Kirazlarımı toplayabilirsiniz. Dutlarımı yiyebilirsiniz böyle. Buyurun böyle. Adeta sanki böyle konuşuyor bizimle değil mi? Her bir ağaç diyor Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor. Bak rahmet hazinesinden. Topraktan ellerini dolduruyor demiyor. Rahmet hazinesinden. Çünkü toprakta öyle şeyler yok. Toprak o çamur. Ne tadı var, ne kokusu var, ne rengi var. Ama Cenab-ı Allah rahmet hazinesinden o ağacın elleri olan dallarına nimetleri veriyor. Onlar da bize Allah namına takdim ediyorlar. Ve haliyle diyorlar ki ağaçlar, ey insanlar, bize dikkatle bakın. Biz odunuz. Odun diyor üstad. Allah diyor insanları odunlardan ve memelerden besliyor. Ya memeden geliyor yediklerimiz, ya da odundan. Değil mi? Elmalar, armutlar, kayısılar, şeftaliler, domatlar hep çöplerden, otlardan, odunlardan geliyor. Veyahut da sütler, efendim şeyler, bunlar da memelerden geliyor. Birisi etin kanın arasından geliyor, birisi çamurun arasından geliyor. Demek ki bütün bunları bize ikram eden, bizi yaratan Rabbimiz. Biz dünyaya gelirken insan olmak için dilekçe vermedik. Müracaat etmedik, okula gitmedik. Allah bizi taş da yaratabilirdi, yılan da yaratabilirdi, köstebek de yaratabilirdi. Ama insan yaratmış. Madem ki insan yaratmış, insan gibi yaşamamız lazım. İnsan gibi yaşamanın yolları da bu gibi yerlerden geçiyor. Tabii ya, insan gibi yaşamanın yolları. Şimdi buradan çıkan insanlar hepsi, selamünaleyküm, aleykümselam, güle güle kardeş, dualarını beklerim, bak duadan unutma, sağ ol, Allah razı olsun, Allah yardım etsin falan. E bir de sen şimdi stadyumdan çıkanlara bak. Der mi onlar bir an, dua et bize falan. Yuh mu böyle,
Sanki affedersin bir ahırdan boşanmış şeyler gibi. Adam galip geliyor, ortalığı yakıyor yıkıyor. Mağlup geliyor, milleti taşlıyor. Ya ne olduğu belli değil. Demek ki yol o yol değil yani. Yol o yol değil yani. Yol bu yol. Yani Allah bizi madem ki insan yaratmış, insanca yaşamanın formülü, metodu, modeli, tarzı bu. Başka türlü değil. Onun için o gün böyle saat 4 saat belki vapurda ders yaptık, konuştuk. Bir kişi çıkıp da arkadaş burası babanın gemisi mi? Seni dinlemek mecburiyetinde miyiz? Diye bir kişi çıkıp söylemedi. Neden? Çünkü kimsenin damarına basmadık. Demedik oruç tutmayanlar işte cehennemde yanacaklar, şöyle olacak, böyle olacak. Ama o sigara içenlerin hepsi sigarayı söndürdü. Çay içenler çay içmez oldu. Oradaki büfe çay satıyordu, adam büfedeki adam da çay satmıyor artık. O da dinliyor böyle. Ben de baktım kendi kendime, dedim ulan sen kaç paralık adamsın kendime. Kaç paralık adamsın sen, bu kadar insan seni dinliyor. Kimsin sen? Tabii üstadımız diyor, inayet. Yani Cenab-ı Hak isterse insanları dinlettirir yani. Dinlettirir. Yeter ki biz işi bozmayacağız yani. Yoksa Cenab-ı Hak en güzel şekilde anlatmaya çalışırsak, Rabbimizin bize Kur'an'da tarif ettiği gibi, üd'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Güzel mev'izelerle, güzel mevzularla, güzel efendim sözlerle kullarımı diyor benim yoluma davet ediniz. Ya öyle olursa tabii millet şey olur. E şimdi kalkıp diyelim ki bir camide hoca efendi vaaz ediyor cuma günü. Şimdi muhterem cemaat, dün cami boştu. Bugün dolu. Peki siz dün Müslüman değil miydiniz? Bugün mü Müslüman oldunuz? Dün neden camiye gelmediniz de bugün geldiniz? Böyle dese o gelen cemaat da gelmez bir daha. Değil mi? Ama tabii şöyle dese, muhterem cemaat, maşallah kale gibi imanınız var, nur gibi yüzünüz var, namazınızı 5 vakit kılıyorsunuz, camiyi her gün dolduruyorsunuz, bu cami dolup taşıyor, doldu yok esasında. Onlar anlar. Geliyorsunuz, sizin gelmenizden şevkimiz artıyor, gücümüz artıyor dese o cemaat şey yapar yani, böyle üzülür kılamadığına. Ya hoca der, ne kadar güzel konuştu adam. Hoca kırmayalım artık, biz de kılalım bu 5 vakti başlayalım. Hocanın da gönlü olsun, biz de ayıp ediyoruz yani, bak adam bizim yüzümüze vurmuyor der, namaza başlar yani. Böyle güzellikle işte üstadımız hep öyle anlatmış yani. Ya evet. Mesela bak şimdi ölümü anlatırken, Azrail'i tanıtırken ne kadar güzel tanıtıyor değil mi? Evet. İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet veya şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışır. Değil mi? Bazen böyle düğünlerimiz oluyor, videoya alıyoruz onu. Veyahut da bazen bir poz veriyoruz, bir fotoğraf çektiriyoruz. Veyahut da güzel bir şey aklımıza geliyor, hemen onu yazıyoruz şiir olarak. Her zaman gelmez çünkü öyle insana. Çalışır. Hususen o fiillerin, özellikle diyor o fiillerin, cennette baki meyveleri bulunsa, daha ziyade merak eder. Şimdi bu sahneler bak alınıyor hep. İnşallah Cenab-ı Hak bize cennette bu sahneleri gösterecek. Allah bak ben de vardım orada. Burada. Derse gitmiştik Bursa'da falan. Bursa mıydı burası falan? Tabi Cenab-ı Hak dünyayı, ahirette bu dünya var ya, kıyamet kopacak ama bu dünya yok olmayacak.
Gene dünyayı Cenab-ı Hak getirip ahirette bir yere koyacak. Oradan bir menzil olacak diyor. Herkes gene evini, oradaki dükkanını, işte neyse gittiği dershanesini arayıp bulacak. Antika gibi olacak artık orada. Herkes oraya gidecek. Aa, birim şurasıydı falan. Böyle. Bu dünya yine orada bir menzil olacak. Ahiretten bir menzil olacak. Yevme tübeddelül ardu gayrel ardı diyor ayet-i kerime. O gün diyor arz başka bir arza tebeddül eder. Başka bir arz olur. Üstadımız da onu anlatıyor. Evet, o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin, kiramen katipleri varmış yani. İnsanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. O kadar şirin geldi ki diyor, tarif edemem diyor onun bana vermiş olduğu zevki. O diyor meleklerin sevapları yazmasının. Sonra ehli dünyanın beni hayat-ı içtimaiyedeki her şeyden tecrid etmek için bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmesiyle beraber, ya üstadımız öyle zulmediyorlar ki bir odaya kapatıyorlar, talebeleriyle görüştürmüyorlar, ona hizmet eden abimizi yanına sokmuyorlar, kitaplarını vermiyorlar, ona böyle zulüm yapıyorlar. Bak, bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken, gurbet vahşeti, yalnızlık vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melaikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Meleklere iman etmenin diyor meyvesi, zevki, lezzeti diyor imdadıma geldi. Mesela şimdi biz buraları boş görüyoruz böyle. Ya diyoruz dershane dolmadı. Halbuki biz görsek buralarda ne kadar melekler gelmiş bu dersi dinliyorlar. Her tarafta melekler belki üst üste binmişler. Biz bilmiyoruz. Görsek ya. Boş dünya başıma yıkılırken melaikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Melekler ve ruhanilerle doldurdu. Ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi, bütün geçmiş zamandaki peygamberlerle yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı. O zamanları ışıklandırdı. Geçmiş bütün peygamberler, ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün geçmiş peygamberlerin zamanlarına gittim diyor. Hayale o zamanları da yaşadım. Ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. Ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. Ses gelmiyor mu, nedir ya? Geliyor mu ses? Birden Hikmetül İstiaze lemasında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faideler ve hasenatın güzel neticeleri, hasenatın güzel neticeleri
ve menfaatleri ve Erhamur Rahimi'nin Cenab-ı Allah'ın gayet merhametkârâne tevfikleri ve inayetleri, ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde, ya burası çok enteresan, bakın kardeşler. Ne diyor? Bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faideler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamur Rahimi'nin gayet merhametkârâne tevfikleri ve inayetleri ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder? Ehli dalalet neden çok defa galebe eder? Ehli iman diyor, hep güzel şeyler yaptıkları halde, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirdikleri halde, Allah'ın da yardımı onlara olduğu halde, neden diyor ehli dalalet, çok defa galebe eder. Ve bazen 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder. 20 tane diyor sapık, 80 tane düzgün adamı diyor perişan eder. Diye manen benden soruldu. Soruldu, manen soruldu. Neden böyle oluyor? Ve bu tefekkür içinde, bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf desiselerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i Nur'un hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen, Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, bazen serseri ve gizli musır bir adamın, serseri, gizli, musır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden, saraya ateş atacak adam, sarayı yakacağım diyor. Almış bir bidon benzin, bir de eline ateş, koşturuyor. Yakacağım diyor burasını, atacağım. Polisler arkasından koşturuyor, millet koşturuyor, yapma falan, yakacağım. Bakın, bir kişi ama bir sürü insan korumaya çalışıyor. Çok enteresan. Bak. Evet, bazen serseri ve gizli musır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden yüzer adamın yapması gibi, yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Ya o sarayın vücudu, bütün şartlar olacak, devlet onu koruyacak, polisler koruyacak, padişah da yardımcı olacak korunması için. Fakat sarayın yıkılması için bir serserinin ateş atması kafi. Ya. İşte bizim mesleğimiz sarayı korumak. Onların mesleği sarayı yakmak olduğu için onlar az bir kuvvetle çok görünüyorlar. Ya. Yaygara yapıyor. Allah Allah. Mesela bir mahallede 10 tane evliya vardır. Belki 20 tane evliya vardır. Hiçbir gürültü olmaz. Yani çıkıp da adam, ben gecede 1000 rekat namaz kılıyorum, var mı benim kadar namaz kılan diye bağırmaz yani. Yaygara yapmaz. Ama bir tane serseri oradan bir şişe şarap içer, bütün mahalleyi ayağa kaldırır. Bak, neden? Tahribat olduğu için. Tahribat ne oluyor? Yayılıyor. Şer. Şer kolay. Hayır zor. Bizim mesleğimiz hayır. Şerde diyor insanın eli uzundur. Burada durursun, yoldan geçen adama bir taş atarsın, kafasını delersin adamın. Kanlarını akıtırsın. Buradan ilacı atıp kafasını saramazsın bak. Ne yapacaksın? Yanına gitmen lazım. Bak. Kafa tamir etmekte elimiz ne kadar kısa, değil mi? Ama kafayı delmekte elimiz çok uzun. Geçenlerde bir genç gelmişti
Üniversitede okuyormuş bu çocuk da böyle. Saat 2'ye kadar onunla muhabbet ettik. Dedik kardeşim bak insanoğlu acizdir, şudur budur falan. Yok acizliği kabul etmiyorum ben dedi. Ben dedi aciz değilim dedi. Ya nasıl aciz değilsin? Bak nefes alamıyorsun. Ya, nefes yapamıyorsun. Hava. Havaya ihtiyacımız var. Fakiriz. Hava yapamayız. Aciziz. Suya ihtiyacımız var. Fakiriz. Su yapamayız. Aciziz. Dünyanın dönmesi lazım. Fakiriz. Dünyayı döndüremeyiz. Aciziz. Bir yılan girse dedim buraya korkutur hepimizi. Eli yok, ayağı yok. Bir tur atsa dedim. Ben de diyor ısırırım yılanı diyor. Şimdi inatlaşıyor. Ben de diyor ısırırım yılanı diyor. Dedim kardeşim sen yılanı ısıramazsın. İnat etme dedim. Yani bak burada şimdi inatlan olursa sen şimdi ben buna ne diyorum gözlük. Sen buna balta diyebilirsin. Ama bu gözlüktür dedim yani şimdi inatlan bu iş olmaz. İnsan hakikaten bütün varlıkların en acizi, en zayıfıdır. Öyle de diyor. Ama Allah bize akıl verdiği için ne yapıyoruz o aklımızla? Aciz olduğumuz halde güçlü hayvanları ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz değil mi? Koskoca deveye yük sarıyoruz. Koskoca ineği kalleşlikle deviriyoruz yere, yatırıyoruz, kesiyoruz. Erkekçe yapamıyoruz ki onu. Erkekçe sığıra sarılıp da yere devirmiyoruz. Ona bir oyun yapıyoruz. İple bağlıyoruz boynunu falan. Bükerek yere devirip kesiyoruz. Bu bizim acizliğimizi gösteriyor. Öyle. O gece öyle tersleşti ama dedim sen gene git eve giderken düşünürsün dedim. Dikkat et dedim. Giderken kaymayasın yollar buzlu. Kayarsan bir tarafını kırarsın dedim. O zaman aciz olduğunu anlarsın. Sonra dediler geçen gün abi geldi o çocuk dediler. Aciz olduğunu kabul etmiş. Geliyor dediler şimdi sohbete falan. Olabilir yani o anda demek ki öyle bir terslik yaptı. Evet bazen serseri ve gizli muzır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden yüzer adamın yapması gibi yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devleti ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücudu ile olabilir. Bu da bir formül kardeşler. Bir şeyin olması için her şeyi tamam olması lazım. Her şeyi tamam olacak. Mesela şimdi şu lambanın yanması için her şey olacak. Teller, kablolar, efendim barajda ceryan olacak, trafo sağlam olacak, hepsi olacak. Lambanın yanması için. Yanmaması için bir teli kopsa yanmaz. Ya. Mesela bir araba gidiyor değil mi? Arabadaki bütün cihazların tam kapasite çalışması lazım ki arabanın gidebilmesi için. Hepsi çalışacak. Hepsi çalışacak araba yürümesi için. Yürümemesi için bir tanesi çalışmasa araba yürümez. Mesela o distribütörün içinde bir tane platin var. Platin diyorlar ona. O platin bazen bozuluyor. Meme yapıyor meme. Tırt 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 çalışmıyor araba. Şimdi platin bağırıyor oradan. Arabayı çalıştırmıyorum. Nasıl çalıştırmıyorum arabayı görüyorsunuz değil mi? Doğru söylüyorsun Bay Platin. Doğru. Platini çıkardık attık kızdık ona. Çalıştırmıyor diye yenisini taktık. Araba çalışmaya başladı. Şimdi yeni gelen platin konuşuyor. Nasıl çalıştırıyorum arabayı görüyor musunuz? Dese tekerler diyecek biz neciyiz burada. Pistonlar, sekmanlar diyecek biz neciyiz burada. Akü, distribütör, vantilatör, karbüratör hepsi birden biz neciyiz burada. Nasıl sen çalıştırıyorsun bak. Ya çalışması için hepsinin işlemesi lazım. Çalışmaması için bir tanenin bozulması kafi. İşte bizim mesleğimiz çalıştırmak. Onların mesleği ise bozmak olduğu için bak 70 seneden beri 80 seneden beri bu kitaplar Türkiye'mizde yazılıyor, basılıyor, okunuyor.
Fakat bugün daha Said-i Nursi'yi tanıyor musun? Bediüzzaman diye birisini duydun mu? Çok bazı yerler diyor. Adam duymadım diyor. Bediüzzaman'ı tanımıyor musun? Tanımıyorum. Kim diyor? Geçenlerde İstanbul'da bir salep içtik bir yerde. Çocuğa dedim adın ne? Muhittin. Aa inşallah dedim. Muhittin Arabi dedim falan filan. Neyse ona bir kitap vereceğiz. Dedim sen Bediüzzaman Hazretlerini duydun mu? Duymadım abi dedi. Said Nursi duydun mu? Duymadım. Nurcu duydun mu? Duymadım abi. Ya adam sanki yerin altında yaşıyor. Duymamış bak. Neden? Hikmet-i ilahi bak. Duymamış. Ama Amerika'da bir artist çıkıyor, bir numara yapıyor, bütün dünya duyuyor yani. İşte bu müsbet, vücudi olduğu için kolay olmuyor. Zor. Ya. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücudu ile olabilir. Fakat onun ademi, o herhangi bir aletin, cihazın ademi ve harap olması bir tek şartın ademiyle vaki ve bir serserinin bir kibritiyle yanıp mahvolduğu gibi o sarayın. İns ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Az bir tahribat ile. Allah muhafaza. Allah bütün genç kardeşlerimizi korusun yani. Az bir tahribatla. Mesela eteğini biraz kısaltıyor. Tahribat saçıyor böyle. Üstadımız öyle diyor. Çıplak bacakları diyor. Ehli imanın kalbine diyor bıçaklar saplıyor diyor. Hiçbir eteğini kısaltıyor. Dolaşıyor piyasada. Bir sürü insanı günaha sokuyor. Bir sürü insanı Allah muhafaza ne yapıyor? Meşgul ediyor. Bir sürü insanı tabii günahtan kaçmaya mecbur ediyor yani. Tabii ondan ne kadar kaçabilirsek o kadar sevap yazılıyor yani. Yani kafasını, bir genç kardeşimiz mesela bir kadın görüp kafasını çevirdi mi milyonlar sevap yazılıyor. Yani gençlerin en büyük belası, en büyük derdi, en büyük tehlikesi bu taraf yani. İnşallah Allah'a sığınalım. Dışarı çıktığımız zaman Cenab-ı Hakk'a sığınalım. Ya Rabbi gözlerimizi harama bakmaktan muhafaza eyle. Bize sen güç ver. Günahlara karşı efendim durabilecek kuvvet ver diye böyle Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Fazla da böyle tehlikeli yerlerde çıplak kabloların üzerinde dolaşmayalım. Çünkü kablo çarpar yani. Ceryan çarpar. O bakımdan tehlikeli yerlerde dolaşmayacağız. Bizim İzmir'de bir Ferit kardeşimiz var. Duymuş bir zamanlar böyle bir haramı terk etmek vacip. Yüzlerce sünnetten daha üstündür. Yüzlerce sünneti işlemekten bir vacibi işlemek daha büyük. Mesela bir haramın terki diyor vaciptir. Yüzer sünnet işlenmiş gibi olur. Bunu duymuş. Tabii çok sevap kazanayım diye kemer altına giriyor. Kemer altı da berbat bir yer yani böyle. Açık saçıkların dolaştığı yer ki giderken bakmayacak yani. Geliyor kadın. Tövbe, tövbe, tövbe. Yani kafasını çevirdikçe sevap yazılacak. Kurnazlık yapıyor yani. Eski uyanıklardan. Abi diyor biraz gittim diyor baktım. Tövbe, tövbe, tövbe derken diyor. Baktım böyle. Bakacağım gibi oldum diyor. Kaçtım. E tabi. Kaç. Kaç sevaptan girmeyesin günaha derler. İşte buna. Yani buradan kaçacaksın. Yani sevap kazanayım diye kaçacaksın oradan. Oradan tehlike var. Heh. Evet. Az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Manevi yangın. İlla böyle dumanı çıkan yangın değil. Manevi yangın yapar. Evet bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin
ve şerlerin mayesi ve esasları Adem'dir. Adem. Ne demek Adem? Yani yapmamak. Yapılması lazım gelen bir şeyi yapmamakla ne oluyor? Kötülük olmuş oluyor. Örtmesi lazım gelen yeri örtmemekle bak, günah yapıyor. Adem'dir, tahriptir. Sureten vücudun altında Adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar, cinni ve insi şeytanlar. Demek görünmeyen şeytan olduğu gibi görünen şeytanlar da var. Mesela şimdi sen buraya derse geliyorsun. Misal olarak sana birisi diyor ki ne işin var orada bu yaşta diyor. Sakalın çıkmamış, bıyığın çıkmamış. Daha kaç yaşındasın ki sen bu yollara gidiyorsun? Gidersin ileride oğlum. İleride gidersin. Bak koca adamlar bile doğru dürüst namaz kılmıyorlar. Ne işin var orada? Birisi sana dese bil ki bu insi bir şeytandır. Çünkü şeytan da zaten içinden gitme diyor. Aynı şeytanın vazifesini yapıyor. Halbuki onun ne demesi lazım? Aa maşallah tebrik ederim seni. Bu yaşta böyle güzel bir yere gidiyorsun. Aman aman evladım git. Oraya git, orası çok güzel. En güzel yer orası demesi lazım. Kendisi yapmasa bile sana takviye vermesi lazım. Eğer mani olmaya çalışıyorsa şeytanın vazifesini yapıyor demektir. Evet, onlara insi şeytan deniyor. İşte cinni ve insi şeytanlar. İnsi şeytan. Ya adam şeytan ya. İzmir'de ben gördüm bir yerde böyle yazmışlar bir pankart böyle. İçeride ne oluyor bilmiyorum da. Kudurmak isteyenler buraya diyor. Kudurmak isteyenler. Emin ol böyle. Allah muhafaza yani. Adam meraklanacak acaba nasıl kuduruyorlar. Şöyle bir kenarından baksam mı falan. Allah muhafaza. Bak böyle. Ya. Zıkkın bir hanesi yazmış adam. Geçen gün Gediz'de anlattım bunu. Oradan biri dedi abi bizim burada da cehennem kafe var dedi. Cehennem kafe. Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine gidiyorum diyorlarmış. Mesela bir arkadaşı nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine gidiyorum. Allah muhafaza ya. Ne kadar kötü bir zamandayız. Açık yani adam aleni cehenneme gidiyor ya. Ya. Sana da sorarlarsa nereye gidiyorsun? Cennete gidiyorum dersin. Hiç çekinmeden diyebilirsiniz. Cennete gidiyorum. Ya bakarsın birisi meraklanır gelir. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ehli hak ve hakikati Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden. Demek ki biz devamlı bunların şerrinden ne yapacağız? Allah'a sığınacağız. Ya o kadar güçlü mü? O güçlü değil ama tahribat yaptığı için güçlü. Değil mi? Tahribat. Tahribat. Mesela doktorun da elinde bıçak var. Katilin de elinde bıçak var. Şimdi doktor da bıçağı sokuyor ama o doktoru bıçağı sokmak için 20 sene tahsil yapmış. Ötekisi de alıyor. Şimdi işte bak ondan kaçacaksın. Çünkü tahribat. Eli uzun. Eli uzun tahribatta eli uzun. Ya işte bu gibilerin şerrinden devamlı Cenab-ı Hakk'a ne yapacağız? İltica edeceğiz. Allah'a sığınacağız. Eğer biz Allah'a sığınırsak tam böyle layıkıyla Cenab-ı Hak inşallah bizi onlara teslim etmez. Etmez. Çünkü bazı insanlar var gidiyor mesela Amerika'ya sığınıyor. Veyahut da gidiyor Belçika'ya iltica ediyor. Türkiye'den arıyorlar diyorlar o adamı gönder. Bu siyasi mülteci iltica etti bize diyor. Sığındı diyor vermeyiz. Devlet olarak diyor. Bizim diyor prestijimiz var. Bize sığındı diyor. Onu biz size veremeyiz diyor. Bak bir devlet bile kaçak sığınan adamı ne yapıyor? Vermiyor. E biz de Allah'a sığınırsak, düşün bir sefer, tam manasıyla Rabbimize sığınırsak, o da bizi inşallah şeytanın ve nefsin eline
İnşallah teslim etmez. Yani iltica etmek çok mühim yani. Allah'a sığınmak çok mühim. İnsan hiçbir şeyine güvenmeyecek. Güveneceğimiz tek şey var. Rabbimize güveneceğiz. Ne ilmimize güveneceğiz, ne bilgimize güveneceğiz, ne ibadetimize, ne takvamıza. Hiçbir şeye güvenemeyeceğiz. Sadece Allah'a güveneceğiz. Ya Rabbi sen bizi ancak muhafaza edersen edersin. Böyle. Evet. Ne diyor? Ehli hak ve hakikatı Cenab-ı Hakk'ın dergahına, ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden. Hani kaçmak derken günahtan kaçıyoruz yani biz. Harpten kaçmıyoruz yani. Günahtan kaçıyoruz. Mecbur ettiğinden Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. Kur'an diyor müminleri himaye için büyük tahşidat yapıyor. Aman Allah'a sığının. Aman Kur'an'a güvenin. 99 esma-i ilahiyeyi onların ellerine verip o düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli, dehşetli bir meselenin esası göründü. Şöyle ki, Allah Allah. Nasıl ki cennet, bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor. Vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor. Vücut, vücut. Bak buraya gelmek bir vücuttur, vücut. Geldik. Oturuyoruz, dinliyoruz. Değil mi? Bak bir şey yapılmış. Öbürü de gelmiyor bak. Gelmemek bir iş değil. Gelmek iş. Meyhaneye de gitmemek iş. Gitmek iş değil. Çünkü oraya Allah gitmeyin diyor. O gidiyor. Buraya da gelin diyor. Gelmiyor. Demek ki içki içmemek bir iş. İçmek bir iş değil. İçmemek iş. Görünüşte bir iş yapıyormuş gibi içiyorum diyor ama esasında içmemek bir emirdir. İçmemek bir vazifedir. Bizim kulluk vazifemiz içmemek. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli, dehşetli bir meselenin esası göründü şöyle ki. Nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bakiyane sümbüllendiriyor. Bak bunlar tohum atılıyor burada şimdi. Öyle de cehennem dahi hadsiz dehşetli adem ve hiçlik alemlerinin çok elim neticelerini göstermek için o adem mahsulatlarını kavuruyor. Ve o dehşetli cehennem fabrikası sair vazifeleri içinde alemi vücut kainatını alemi adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Ya. Demek ki vücut alemleri bir de adem alemleri. İşte üstadımız ve müminler vücut alemlerine hizmet ediyor. Vücut yani bir şey, bir kişiyi kurtarmaya çalışıyor. Bir kişinin yere düşmüş bir kişinin elinden tutup kaldırmaya çalışıyor. Allah'a isyan eden bir kişinin isyanını durdurmaya çalışıyor. Onu tövbeye döndürmeye çalışıyor. Namaz kılmayan birisinin namaz kılmasını efendim sağlamaya çalışıyor. Adama namaz kıl namaz kıl demekle namaz kılınmaz ki. Ama biz bakıyorum bir genç buraya geliyor. Bir defa geliyor, bir daha geliyor, bir daha geliyor. Bakıyorsun kendi kendine diyor ki bir şey söylemek istiyorum diyor. Buyur kardeş. Ben diyor namaz kılmasını bilmiyorum diyor. Namaz kılmak istiyorum. Acaba nasıl yapacağım falan. Ona bir tane namaz hocası veriyoruz. Okuyor, öğreniyor, namaz kılıyor. Çünkü geliyor buraya. Bu güzel manzarayı görünce namaz kılmak onun içinden geliyor. İçinden geliyor. Böyle dıştan zorlamakla bu iş olmuyor. İçten olacak. Evvela imanını takviye edeceksin onun. Aküsü boş arabanın marşı basmaz. Gır 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 çalışmaz. Akünün dolması lazım.
İşte bu dersler insanın kalp aküsünü dolduruyor. Kalp imanla dolunca imandan sonra ne gelir? Namaz gelir. Ya eyyühellezine amenu akimus salat diyor. Ey iman edenler namaz kılınız. Biz bazen yanlış yapıyoruz. Mesela adam imanla dinle alakası yok. Kardeş namaz kılıyor musun falan, namazını kıl falan filan. Yanlış. Daha önce imandan bahsetmemiz gerekir. Bu hakikatleri anlayacak, doyacak, ondan sonra ibadeti yapar. Karnı aç olan bir adama su içertebilir misin? 3 gündür adam bir şey yememiş, bağırsakları kırılıyor açlıktan. Sen diyorsun soğuk bir şey içer misin? Sağ ol kardeş, Allah razı olsun. Ya bir Coca-Cola iç, Allah bereket versin. Ya demli bir çay yaptırayım, Allah razı olsun. Ya bir gazoz iç, sağ ol babacığım. Ya bir şey içmiyorsun falan. Acaba karnın mı aç falan? Allah işte 3 gün önce bir yemiştik falan. Ha. Söylesene be kardeşim filan. Adama şöyle bir kuru fasulye, bir pilav, bir hoşaf. Bir saat sonra o sana çeşmeyi sorar. Çeşme nerede? İçi yanmaya başlıyor. Ha. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak külü veşrebu diyor. Yiyiniz, içiniz. Ayette öyle. Evvela yedireceksin, sonra içireceksin. Demek ki bir misafir geldiği zaman evimize ne içersiniz demeyeceğiz. Kardeş sofrayı kuruyoruz. Ha, bizim zaten geleneklerimiz de o. Yani misafire sorulmaz aç mısın falan. Misafir adam yoldan. Misafir demek seferden gelen demek. Kardeş sofrayı kuruyoruz. O zaten yiyecekse ya zahmet olur falan. Yok canım ne zahmeti falan. Ama adamın karnı toksa Allah aşkına kurma. Vallahi korun tokum buraya kadar biraz evvel yedim falan. Ha falan o zaman bir şeyler içelim. He olur falan. Ah böyle. Demek ki evvela yedireceğiz. Sonra da içireceğiz. İşte yemek iman, içmek de ibadet de onun suyu oluyor. Milletin karnı aç. Hocalar habire ver yansın ediyorlar. Bir vakit namazı terk eden 70.000 sene cehennemden çıkamayacaktır. Adam cuma günü gelmiş camiye. Zaten cumadan cumaya kılıyor. Lan bir vakti bunun 70.000 sene olursa zaten hesap makinesi de cebinde. Bir hesap ediyor. Benim zaten çıkacağım yok diyor. En iyisi bir daha ne hoca beni görsün ne ben onu duyayım. Deve kuşu gibi başını kuma sokuyor. Halbuki hocanın dediği doğru ama her doğruyu demek doğru değildi yani. Ya, doğrudur ama işte onu başka türlü korkutarak yapmayacaksın yani. Korkutarak olursa olmuyor yani. Sevdirerek. Çünkü adam korkudan tamamen terk eder yani. Evet. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüz'ü münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Meleklere iman etmenin vermiş olduğu diyor zevk, meyve, lezzet bir cüz'ü de şuymuş. Münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Münker ve nekir isminde 2 tane melek var. 2 cins yani bunlar, tür. Biri münker değil, diğeri nekir. Soru melekleri bunlar. Kabirde geliyorlar. 1. karakol. Ehliyet ruhsat. Ya. Münker ve nekire ait 1. numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Diyor üstadımız bak sonradan da girdi yani değil mi? Ya. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte. Allah korusun ya kardeşler böyle düşüneceğiz böyle. Dar bir yere bizi bırakacaklar. Ne zaman bırakacakları da belli değil. Ama bırakacaklar. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Bu sene olmazsa seneye. Bu 10 sene sonra olmazsa 15 sene sonra olacak yani. Bırakacaklar. Bir hapsi münferitte bir tecrid-i mutlak içindeki tevahhuş ve meyyusiyetten tedehüş ederken, bu kabirden diyor böyle tedehüş ederken hayalen girdim diyor mezara. Birden münker ve nekir taifesinden 2 mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Demek bunlar taifeymiş. Münker ve nekir. Mesela polis dediğimiz zaman
Bir kişiye de polis diyoruz. Bütün o teşkilata da ne diyoruz? Polis. Şimdi münker ve nekir bir taifeymiş demek ki. Allah Allah. Münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Kabre geldiler diyor. Benimle münazaraya başladılar. Münazaraya, üstada soru soruyorlar. Üstad da onlara cevap veriyor. Allah Allah demişlerdir ya. Bu zat da güzel cevaplar veriyor falan. Belki de üstad, onlar korkmuştur üstaddan. Kalbim ve kabrim genişlediler. Nurlandılar, hararetlendiler. Alemi ervaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim, Allah Allah, şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Bak üstad, burada sanki böyle garanti söylüyor değil mi? Garanti, yani Cenab-ı Hakk'a o kadar şey ki, şimdi diyor hayalen, istikbalde hakikaten diyor göreceğim şeyime sevindim. Bütün ruhu canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin sarf ve nahiv ilmini, bu bir gramer ilmi Arapçada, sarf nahiv deniyor buna. Yani kelime nasıl geliyor, nasıl konuşuluyor, nasıl anlatılıyor, okunuyor, bir kaideymiş bu. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekirin men rabbuke, senin Rabbin kimdir diye suallerine karşı, medresede okuyan genç bir çocuk, talebe vefat ediyor çocuk. Kabirde tabi münker ve nekir geliyor. Men rabbuke diyor. Senin Rabbin kim? Arapça. Karşı çocuk ne cevap veriyor? Kendini medresede zannedip, çocuk öldüğünün bile farkında değilmiş. Kendini medresede zannedip nahiv ilmi ile cevap vererek, o ilmin kaidesiyle cevap veriyor. Men müptedadır, rabbuke onun haberidir diyor. Müşkül bir meseleyi benden sorunuz. Bunu diyor, ben biliyorum. Daha müşkül, daha zor bir mesele sorun bana diyor. İlk kere iki kaç? Biliyorsun değil mi? Kolay o. Şimdi ben desem ilk kere iki, ya abi ben daha başka problem sor bana der. Öyle onları ben biliyorum. Şimdi o talebe de vefat ettiğinin farkında değil. Melek men rabbuke diyor. Rabbin kim? O da diyor ki men müptedadır, rabbuke onun haberidir. Müşkül bir meseleyi benden sorunuz. Bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakayı müşahede eden, orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü. Bir evliya, bir zat da bunu görüyor böyle çocuğun durumunu. Gülüyor çocuğun haline böyle maşallah diye falan. Ve rahmeti ilahiyeyi tebessüme getirdi, azaptan kurtulduğu gibi. Rahmeti ilahiyeyi de diyor tebessüme getirdi. O çocuğun o tarzda cevap vermesi. Bir Urfalı kardeş anlatıyor. Urfalılar çok mübarektir böyle. Çocuğa soruyor öğretmen. Oğlum diyor, beş kere beş kaç? Hocam diyor, onu ben ne bileyim? Cenab-ı Rabbil Alemin bilir. Cenab-ı Rabbil Alemin bilir diyor. Ben ne bileyim diyor. Şimdi hakikaten çocuk gayet safiyane. Şimdi bu çocuk da böyle öldüğünün farkında değil. Meleğe cevap veriyor ama diyor ki bu meseleyi ben biliyorum diyor. Sen diyor daha zor bir şey varsa sor. Bunun gibi diyor Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali. Hafız Ali abimiz, bu kitapları yazan Hafız Ali abimiz Denizli'de hapishanede üstadımızı zehirlemişler. Büyük bir zehir vermişler. Yani öldürücü bir zehir. Üstad vefat edecek. Fakat o Hafız Ali abi haber alıyor, yani manevi alemde. Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ya Rabbi benim canımı al, üstadımın hayatını bağışla diyor. Diyor ve orada vefat ediyor.
Böyle oluyormuş yani, böyle insanlar sevdiklerin yerine ölebiliyorlarmış. Cenab-ı Hak bunu kaderinde yazıyor yani. Biliyor, o öyle bir zamanda öyle bir dua edecek, ona göre onun ömrünü, hayatını veriyor. Ve üstad için vefat ediyor. Sap sağlam olan Hafız Ali abi denizde vefat ediyor. Ruhu şad olsun. Evet. Evet. Ha, Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali hapiste meyve risalesini kemali aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike-i suale mahkemedeki gibi meyve hakikatları ile cevap verdiği bir sürlü. Bak, üstad demek görmüş onun. Mahkemede nasıl meyve risalesiyle müdafaa yapmış hakimlere, kabirde de gelen meleklere meyve risalesini okumuş. Üstad bunu müşahede ediyor bak. Verdiği mi sürü diyor. Ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten yani bir nur talebesi kabirde inşallah Risale-i Nur'la cevap verecek meleklere. Ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Hem meleklere imanın saadet-i dünyeviyeye medar cüz'i bir numunesi, meleklere iman etmenin dünya hayatındaki saadetine bir numunesi şudur ki, ilmi halden iman dersini alan bir masum çocuğun yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyla eden diğer bir çocuğa, çocuğun biri ilmi halden ders almış, imanı öğrenmiş, başka bir çocuk da kardeşi öldü diye ağlıyormuş yani, ağlıyormuş. Başka bir çocuğa ağlama, şükret, senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti, orada gezer, bizden daha iyi keyif edecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir diyor ağlayan çocuğa. O biliyor ya, öğrenmiş, kardeşi öldü diye ağlıyor, o da diyor ki ağlama diyor, senin kardeşin günahsız, gitti, meleklerle beraber cennette geziyor şu anda diyor.